Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam yine bir Türkiye Nereye programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam üzüntümüz var, acımız var. Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 80'li yılların sonunda başlattığı büyük mücadeleyle Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen şampiyon halterci yaşamını yitirdi. Türkiye, dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonlukları kazandıran Naim Süleymanoğlu toprağa verilecek. Halk TV camiası olarak, Halk TV çalışanları olarak başsağlığı diliyoruz, yakınlarına sabır diliyoruz. O bizim bir yıldızımızdı, cep herkülümüzdü, ülkeye katkıları oldu. Bu ülkenin iyi bir sporcusuydu. Bu ülkeye Bulgaristan'dan gelerek soydaş anlamında tanınan bir insan olarak, bir Türk olarak katkıları oldu. Ona minnet borçluyuz, onu bugün saygıyla anıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin başka sorunları da var tabii. Özellikle NATO'yu konuşacağız, Rıza Zarrab olayını konuşacağız ki pazartesinden itibaren jüri seçimi başlayacak ve 27'sinde yargılama başlayacak. İtirafçı olup olmadığı tartışması vardı. Türkiye'nin başına açılacak büyük bir bela gibi görünüyor bu. Türkiye iki kez nota verdi ve bu notanın sonuçları tam olarak geri dönüş yapmadı. Ve bütçe geliyor önümüzdeki yılbaşından itibaren. Halkın çok büyük sorunları var. Geçim sorunu var, zam sorunu var, sıkıntıları var. Bütçede ne oldu? Nasıl ayrıldı bütçe kalemleri? Bakanlıklar ne oldu? Örneğin Sosyal Yardımlaşma ve Aile Bakanlığı'na 50 milyar ayrılırken Milli Eğitim Bakanlığı'na 22 milyar ayrıldı. Türkiye büyük bir zorluğun, büyük bir sıkıntının hemen arefesinde gibi görünüyor. Her zaman olduğu gibi öncelikle tabii size yine konuklarımı ben tanıtmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili, hukukçu ve onu DGM döneminden de iyi, dürüst ve temiz bir yargıç olarak hatırlıyoruz. Neşter Operasyonu hatırladığınız gibi. Muğla Milletvekili Sayın Ömer Suha Aldan. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun. Yine sol tarafında yine siyaset deyince akla temizlik ve dürüstlük geliyor. Bir dik duruş geliyor. Yurt Partisi Genel Başkanı, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan. Sayın Tantan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir ekonomist, onu da kitaplarıyla tanıyorsunuz. Önemli şeyler yazdı, Birleşmiş Milletler'de çalıştı, Türkiye ile ilgili projeler hazırladı ve bugün bizimle birlikte hem ekonomiyi hem Türkiye'yi konuşacak. Sayın Bartu Soran, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, tabii konuşacak o kadar çok şey var ki, tabii Naim Süleymanoğlu da bugün acımızı biraz daha arttırdı. Gidenlerin veda edenlerin arasına katıldı. O da önemli. Ancak hayat devam ediyor. Türkiye'de siyaset devam ediyor. Ve özellikle Batı'da bir Türkiye karşıtlığının bir sürekli kaşınması ve teşvik edilmesi var. Ve Türkiye'nin getirildiği bir nokta var. Ve buna da Batı'nın özellikle bir yanıt vermekte tereddüt etmemesi görünüyor. Türkiye'deki hükümet ya da siyasi yapıyla Türk milletini bir arada değerlendirme, niteleme gibi bir Batı'da bir yanlış anlayışa giriyor. Türkiye'ye ağır bir hakarettir NATO'nun özellikle bu Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle bir hedef tahtası gibi göstermesi ve kendi askerlerine hedef olarak bunu belirlemesi, kendi askeri stratejisine dahil etmesi Türkiye için utanç verici bir şey, çok rahatsız edici bir şey. Ama tabii bunu size sormak istiyorum. Sizin yurt dışında bağlantılarınız da var. Nedir bu olayın aslı? Nasıl oldu bu olay? Yani ne oldu da bizim Kore'de asker gönderdiğimiz, gazi verdiğimiz, şehit verdiğimiz ve girmek için o kadar çabaladığımız ülkenin temel siyasi stratejilerin üzerine oturtulduğu modern batıyı temsil eden askeri kanat olan NATO, Türkiye'yi bir anda böyle ezdi geçti. Ne oldu sizce? Şimdi tabii aslında başlangıçta ilişkiler gayet iyiydi. Ama son dönemde özellikle Rusya'dan S-300, S-400 füzelerinin alımına ilişkin kararlardan sonra bir değişim başladı. Kuşku yok ki NATO da bu konuda tavır koyuyor. Nitekim dün NATO sözcüsünün açıklamaları var. Evet, Batı'da böyle bir karşıtlık görüyoruz aslında. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Ben biraz sonra şu son işin perde arkasını anlatacağım. Türkiye karşıtlığının ötesinde bundan yararlanma anlayışı da öne çıkmaya başladı. Yani evet, Batı'nın bakış açısında bir değişim sezebiliriz ama
bundan ne kadar güzel, Ersin bana saldırsın, Batı saldırsın da ben de iç politikada bundan yararlanayım diyen bir anlayış var. İşin özü şu, Norveç'te, NATO bünyesinde tamamıyla bilgisayar ortamında simülatif olarak bir savaş oyunu var. Bu savaş oyunu konusunda 11 NATO ülkesinden toplam 250 kişi katılıyor bu şeye, simülasyon gösterisine. Ve bunlardan 40'ı da Türkiye'den giden subaylarımız ya da subaylarımız. Askeri yetkililerimiz kısaca. Şimdi 8'inde başlıyor, 17'sinde bitecek. Önce simülatif olarak diyorlar ki oradaki bir teknisyene, işte sen bir düşman gücü tespit et birkaç tane. O da onları heykellerden seçiyor. Bilinçli midir, bilinçsiz midir bilemiyoruz. Şu anda bizim için bu bilinçli yapılan bir şeydir. Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini düşman güçler katında gösteriyor bu iş. Sayın Vekilim, mikrofonda bir sorun var. Onu bir arkadaşlar düzelsin. Biz bu arada Sayın Bakan'a dönelim. Sayın Bakanım, tekrar döneceğiz Sayın Vekil'e de. Onun bir perde arkası ilgili bir anlatması var. Bir özetledi gerçi biraz olayı. Yani bir Norveç'te bir skandal, NATO skandalı. Siz yani siyasetin deneyimli bir insana, akıl bir adam olarak yukarıdan baktığınızda yani NATO bizden vaz mı geçiyor gerçekten? Fatih Bey, Türkiye NATO ile olan ilişkilerinde silahlı ve silahsız altyapıları bakımından değerlendirildiğinde eğer bir takım şeyler öğrenmek istiyorsa iktidar sahipleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri süratle yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıldığı zaman yarın pazar pazartesi günü meclis araştırma komisyonu kurar. Bir de adli araştırma komisyonu kurar. NATO'nun oynadığı bütün oyunlar bakımından gerek silahlı ve gerekse silahsız oyunlar bakımından oraya katılmış askeri yetkililerin verdirdikleri raporlar ortaya çıkarılır büyük gizlilik içerisinde. Ve orada görülür ki bu oyunlarda, çünkü zaman zaman bunlar yıllar içerisinde hep kamuoyu gündemine gelmiştir. Yani İtalya'da şöyle olmuştur, Amerika'da böyle olmuştur. Türkiye ve Türkiye'deki yetkililer üzerinde. O zaman bu dosyaları kapatan komutanlar, bu dosyaları siyasetçilere vermişti, onu kapatan siyasetçilerin yargılanması gerekir. Artık biz yargılanmaktan vazgeçtik. Yani NATO dediğiniz zaman sadece NATO üyeleri değil ki tamamen orada belli ülkelerin güçleri, etkinliği daha yüksek. Onların niyetleri zaten bilinen bir vaka, gerçek. Ha, siz bunu ortaya çıkarırsınız büyük gizlilik içerisinde. Buna göre de tedbirlerinizi geliştirirsiniz. Çünkü Amerika'dan sonra en büyük güç Türk Silahlı Kuvvetleri. Siz burada karar mericinde pek etkili gözükmüyorsunuz. Fransa'nın dönüşünde etkili olamadınız. Değil mi? Siz hemen otomatik olarak onay verdiniz. Hiçbir yerde etkili değilsiniz. Hiç kimse kimseyi aldatmasın. Yani biz 1952'den beri girdiğimiz bu örgütlenme yapısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışında siyasetinden, ekonomisinden, bürokrasisine kadar NATO ile iç içe, kılcal damarlarımıza kadar girmiş vaziyette. Siz eğer bir milli politika uygulamak istiyorsanız ya o zaman bütün arşivleri denetime tabi tutmanız gerekiyor. Hastalıklarınızı tespit etmek için. Sizde yaptığımız programlarda, burada Semra Hanım'la yaptığımız programlarda da, diğer arkadaşlarla yaptığımız programlarda defaatle dile getirdim. Türkiye yönetilen bir ülke mi? Yoksa belli güçler tarafından yönetilen bir ülke mi? Eğer siz bundan 15-20 sene önce Amerika'dan icazet almayan iktidara gelemez mantığı hala hakim sürüyorsa ve hala oraya gidip gelen siyasetçilerimiz varsa bize de bir el atsın biz gelelim diyorsa demek ki bugünkü geldiğiniz noktadaki taşeronluğunuzun kaosa döndüğünü ve Türkiye'de uçuruma sürüklemekte olduğunu göreceksiniz. Kimse burada NATO'yu şunu bunu suçlamasına gerek yok. Geçmişte Saddam'ı koyuyorlardı, onu vuruyorlardı. Öbür bilmem kimi koyuyorlardı, onu öldürüyorlardı. NATO oyunlarında bunlar. Hep bilinen vaka, Kaddafi'yi koyuyorlardı falan. Şimdi bizim buradan ders çıkarmamız gerekiyor. Biz buradan ders çıkarabilme pozisyonda mıyız? Asla değil. Kavga ediyoruz hep, gereksiz yere. Hiç kavga etmeye gerek yok. Siz bölge ve havza boyutunda ve kıta boyutunda kimsiniz? Stratejiniz ne? Ulusal güvenlik stratejiniz ne?
siz bağımsız bir ülke olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bütün bunları tartışmamız lazım bu akşam. Yani siz Sayın Cumhurbaşkanı Katar'da işte silahlı kuvvetleri oradaki mensuplarını denetlerken diyor ya bak silahlarına bakın hepsini bizim silahlarla yerleştirdik diyor. Tamam güzel. Türk savunma sanayinin yerleşmesinde geçmiş dönemde Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün büyük katkılar olduğu bir gerçek. Hakikaten bağımlı olan savunma sanayindeki bir takım araç gereçlerin ve silah altyapılarının büyük ivme kazanarak Türkler tarafından da üretilmeye başlandığını hepimiz biliyoruz. Ama daha geçen hafta baktığımız zaman uydu TürkSat şeyi için birdenbire bir anlaşma yapıldı Airbus'la. Şimdi Türkiye'nin altyapısı açısından bakıldığında TÜSAŞ'ta USET diye test merkezi var. Orada şeyler var, mühendisler var, uzmanlar var falan orada bomboş duruyorlar. Şimdi o şeye baktığımız zaman içeriye, o USET'in burada bir şey yok. Tek başına şey yapılmış. Siz şimdi eğer yerli, milli bir altyapı yapmak istiyorsunuz, bir takım altyapılar yapmışsınız, çok büyük masraflar elde yapmışsınız, otomatik olarak bunu eyleme dönüştürmeniz lazım. Yani samimiyseniz. Eyleme dönüştürmeniz için de devlet halkına geri dönmeniz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkeye ve halka ve devlet halkına geri dön. Hiç kimseyden şikayet etmenize gerek yok. Bağırıp çağırmanıza gerek yok. Eğer siz asırlardan beri gelen Türk milletini millet, Türk devletlerini devlet yapma vasfına haiz olmuş bu milletin evlatları olarak bir devlet aklı var. Bu akıl yeni bir akıl. Cumhuriyetin sadece cumhuriyetin aklı değil. Ta Metehan ordularının kurucu devletinden itibaren gelen, hala Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bayrağa dalgalanan bir yapının altyapısı bu. Siz buna geri döneceksiniz. Eğer devlet aklına geri dönmez, sarayınızdaki kim ve ne nitelikleri belli olmayan ve belli yapılara bağlı olduğu ifade edilen bu insanlarla Türkiye yönetmeye kalkarsanız bu kaostan Türkiye'yi kurtaramazsınız, kendiniz de kurtaramazsınız. İşin özü bu. Anladım. Ama bir Türkiye şimdi kendi gücüyle kendi kendini tehdit ettiriyor. İşin acı tarafı bu. Bunları göz ardı etmememiz lazım. Şimdi ben soruyorum. NATO istihbaratı Türkiye'ye ne kadar bilgi veriyor? Yani 1999 yılında NATO Avrupa'da güvenlik mimarlığını kurarken o günkü Türk siyaseti ve Türk güvenlik güçleri NATO'nun Avrupa'da kurduğu güvenlik mimarlığına biz de karar mercinde dahil olalım derken karşı çıktılar. Türkiye'yi dahil etmediler. Bizim gücümüzü kullanıyor. Avrupa Birliği hiç masraf etmeksizin o gücü kullanıyor. Masrafı biz ödüyoruz. Fakat bizi karar mercinde şey yapmıyor. Bizi kullanma gücünde kullanıyor. O gün sizi oraya kabul etmeyen zihniyet bunu da iyi okumak gerekiyor. Yani bütün bunları üst üste koyduğumuzda nelere bakacağız? 2005 yılında Avrupa Terörle Mücadele Önleyici Sözleşme geçmiş Türkiye Parlamentosu'ndan. 2015'te ek sözleşme geçmiş. Şimdi biz hukuk araçları bakımından terörle mücadeleye bakıyoruz. Burada tanım ve tarif bakımından yeni suç şeyler oluşmuş. Türk hukuk sistemine bunlar girmiş mi? Girmemiş. Niye sokmuyorsunuz? Çünkü sınır aşan suçlar, terör suçları, bu suçlarla mücadele, organize suçlar öyle tek başına şey değil. İnsan kaçakçılığı, hayvan kaçakçılığı gibi bir sürü suç yapıları var. Özellikle biyolojik, kimyasal silahlar falan bir sürü böyle suç şeylerine karşı hukuk araçlarınızı güçlü kılmanız gerekiyor. Niye? Çünkü savaş hukuk zemininde, uluslararası zeminde. Bu savaşı illegal zeminde kazanamazsınız. Hukuk zemininde kazanabilirsiniz. Hukuk zemininde kazanabilmeniz için de devlet aklınızın masada olması gerekiyor. Nedir bu devlet aklı? Devlet aklı özgürlük ve bağımsızlıktan ödün vermeyeceksiniz. Adaletli olacaksınız. Doğru ve dürüst olacaksınız. Güvenilir olacaksınız. Ve bilimi adaletli bir şekilde eyleme dönüştüreceksiniz, bilgiyi. Şimdi bunların hepsini kısıtlamışsınız. Bugün Atatürkçülüğü, Atatürkçüler de masaya yatırdı. Bugüne kadar Atatürk'ü tanımayanlar da masaya yatırdı. Bu da çok büyük bir proje ve büyük bir tehlike.
olarak önümüze giriyor. Bunu da böyle okumamız lazım. Eğer bu konuya da gireceksek onu da farklı bir şekilde açabilirim. Evet, onu efendim. Biraz sonra girelim Sayın Bakanım. İzin verirseniz tekrar Sayın Vekilime döneyim. Norveç'teki bir olay demiştiniz. Evet. Peki nedir bunun? Şimdi, perde arkasından da bahsedeceğiz. Tabii. Şimdi ben şu ana kadar hiç söylenmeyenleri söyleyeceğim. Evet. İki gündür bunu izliyorum. Bir bakayım diye. Ben bütün yabancı yayınlarda izlemeye çalıştım. Birincisi şu. Demin söyledim. 250 kişi katılıyor buna. Bunun 40'ı Türk. 11 ülke NATO'ya bağlı 11 ülkenin temsilcileri var orada. Ve bilgisayar üzerinde bir savaş oyunu bu. Simülasyonlar yapılıyor. Öncelikle düşman güçler gösterilirken Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini seçiyor bir tane teknisyen. Ve bizim askerlerimiz onun farkına varıyorlar. Hemen uyarıyorlar. Bunun üzerine o teknisyen özür diliyor. Ben Atatürk'ü tanımıyordum diyor. Ve bu iş örtülüyor. Bunun üzerinde durmak istiyorum bakın. Yani bunun üzerine hiçbir şey söylenmiyor. Başlangıçta olan şey bu. Yani o asıl olaydan önce mi bu? Tabii. Yani ilk önce bu olay oluyor bir kere. Karşı taraf özür diliyor. Aa, biz teknisyen de Mustafa Kemal Atatürk'ü bilmiyordu deyince iş kapatılıyor. Daha sonra Norveç'te mesela şey de bir koca yalan. İşte Norveçli bir subay Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili işte ya da Mustafa Kemal Atatürk'ü yan yana gösteren, hedef gösteren bir mizansen çizmişler. Bu koca bir yalan. Böyle bir olay yok. Norveç ordusunda taşeronluk yapan, müteahhitlik yapan, Türkiye Cumhuriyeti asıllı bir adam var. Bu subay falan değil. Bu kişi Recep Tayyip Erdoğan adına sahte bir hesap açıyor. Ve o sahte hesapta Recep Tayyip Erdoğan'ı düşman güçleriyle işbirliği yapan adam konumuna sokuyor. Ve onun üzerine ne hikmetse askerlerimiz yeniden devreye giriyorlar. Ve onun üzerine bizim askerlerimiz geri çekiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve öyle bir ilginç taraf var ki Genelkurmay Başkanımız, Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanımız uçakla Kanada'ya giderlerken bu durumdan haberdar oluyorlar. Yolda Cumhurbaşkanı'nı arıyorlar. Diyorlar ki biz askerlerimizi çekiyoruz o işten. Niçin askerler çekiliyor? Sırf Recep Tayyip Erdoğan'a Norveç ordusunda müteahhitlik yapan, yüklenici konumunda olan biri sahte hesap açıp hakaret etti diye. Ama öyle bir dünkü şeyden bir bakıyorsunuz, bunu kim ortaya çıkarıyor? Sayın Erdoğan il başkanlarını topluyor karşısına ve onlara işte benle, hatta şöyle diyor, Mustafa Kemal Atatürk'le şahsımı hedef noktasına koydular diye ortalık birdenbire alevlendi. İşin özü bu. Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saygısızlığa yönelik olarak iş kapatılıyor aslında. İşin özü ayın 16'sındaki Recep Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açan ve o da Türkiye Cumhuriyeti asıllı bir vatandaş. O zaman bu Ömer Bey'in anlatımına göre bir istihbarat operasyonu, öyle mi? Kesinlikle. Yani şimdi bunu iki gündür bakın kamuoyu şu anda itibaren Rıza Zarrab'ı kimse konuşmuyor. İnsanlar sokaklarda aç, hiçbir şey onu konuşmuyor. Her gün şehidimiz gelip duruyor, artık insanlar onu... İki gündür bütün cumartesi bu NATO skandalı, aslında bence skandal hakikaten, bu şeyle yaygarayla geçiriliyor. Elbette ki biz ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkeyi yöneten, Cumhurbaşkanlığı konumunda olan bir kişiye hele ki Mustafa Kemal Atatürk'e yapılacak bir saygısızlığı hoş göremeyiz. Ama bir anda hep bir ağızdan da Türkiye alındı, böyle bir noktaya doğru sürüklendi. Ben gerçeği anlatmaya çalışıyorum. İşin gerçeği budur. Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan aynı hedef tahtasına konmamıştır. Bu bir. Recep Tayyip Erdoğan'a o sahte hesabı açan kişiyle Norveç ordusu sözleşmesini sona erdirmiştir. Ama öte yandan Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini o düşman güçler sıfatına koyan teknisyenle ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır.
buradan şu noktaya gelmeye çalışıyorum. Artık bir Recep Tayyip Erdoğan resmi yayını var Türkiye'de. Onun dizayn ettiği ve hep bir ağızdan bakanların, başbakanın buna iştirak ettiği, ister istemez muhalefetin de, yani çünkü muhalefet neredeyse hayır bu böyle değildir dese vatan haini yerine sokulacak neredeyse. Böyle bir mizansen yaratılmaya çalışılıyor. Şunu görelim. Elbette ki Batı'da bir Türkiye karşıtlığı vardır. Fakat bu Türkiye karşıtlığı giderek Recep Erdoğan karşıtlığı üzerinden sokaktaki sıradan vatandaşı da olumsuz etkiler hale gelmiştir. Bunu kabul edemeyiz. Recep Tayyip Erdoğan'la NATO'nun, Avrupa'nın, Amerika'nın sorunları olabilir. Onu ben bilemem. Ama ciddi anlamda dış dünyanın Türkiye'ye böyle kötü bir bakış açısında kabullenemiyorum bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak. Bir şey soracağım Sayın Vekilim. Yani sorun şurada kilitleniyor bence. Türkiye'deki siyasi hükümetin Orta Doğu'da, Irak ve Suriye'deki o IŞİD adı verilen eli kanlı canilerle geçmiş dönemde El Nusra dahil, El Kaide'nin uzantıları dahil bir şekilde yardımcı olunması, öfkeli çocuklar denmesi, onların tedavi edilmesi bu siyasi iktidar tarafından Batı'da kalıcı bir hoşnutsuzluk ve nefret yaratmış mı? Şöyle söyleyebiliriz, sokakta yarattığına eminim ama şunu hiç unutmayalım. El Nusra'yı, IŞİD'i bugünlere gelmesinde bizim kötü yöneticilerin, yöneticiliklerin ne kadar etkisi varsa Batı'daki pek çok gücün de ondan daha fazla etkisi vardır. Yani dışarıdan bir takım istihbarat servislerinden, şundan buradan, ülkelerden destek almadan o IŞİD'in yaratılması mümkün değildi. Yani kendinden öfkeli çocuklar bir araya gelmediler. Ve o IŞİD yapısı, El Nusra yapısı bugün Orta Doğu'yu, Suriye'yi, Irak'ı, belki korkarım Türkiye'yi şekillendirecek boyuta geldi. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Yani şöyle bir olay var. Batı'nın sokaklarında mevcut iktidar anlayışına, Türkiye'deki iktidar anlayışına karşı müthiş bir antipati var. Yani hoşlanmıyorlar. Diğerleri yöneten konumundaki olanlar ise Türkiye'ye ne kadar taviz verirse o kadar seviyorlar Türkiye'deki yöneticileri. Dışarıda kayıkçı kavgası yapıyorlar. İçeride değişik pazarlıklar yapılıyor. Bunu da gözden ırak tutmamak gerekir diye yani düşünüyorum. Yani Batı'da aklı başında modern düşünen batılı eğitimli insan normalde AKP iktidarına, Türkiye'de böyle bir iktidara bu halkın 15 yıldır prim vermesine karşı öfkeli. Çok. Ancak Batı'daki siyasi iktidarlar ne isterse alıyoruz, neyi istersek veriyorlar deyip bu iktidar aslında sıkıntı koruyup kolluyor ama halkla da bu konuda bir kayıkçı kavgasına giriyor diyorsunuz. Giriyoruz, evet, doğru öyle, anladım öyle yani. Düşünüyorum. Evet, öyle düşünüyorum. Peki Türkiye'nin bu çıkarına bir olay değil. Elbette ki değil. Yani peki ne tür tavizler veriliyor? Mesela bu olayı çıkaran NATO üst aklı sonuçta Recep Tayyip Erdoğan'la Mustafa Kemal Atatürk'ü aynı potaya getirdiğin farkında değil mi? Yani şimdi sonuçta gelinen nokta o elbette ama mesela şunu unutmayalım. Yani Libya'da ne işimiz var deyip de iki gün sonra Libya'daki insanları bombalayacak uçakların kalkışına İzmir'den izin veren bir anlayış, işte ne isterlerse veririz diyen anlayıştır. O kullanıldığı sürece, kullanımda olduğu sürece yararlanılıyor elbette. Ha bir noktaya gelecektir bu. Tabii o yararlanma süreci de dolacaktır. Yani ve hani artık bunu lavaboya süpürelim deme noktasına da gelinecektir. Bu böyle sürmez. Ve eninde sonunda bizim milletimiz gerçeklerin farkına varacaktır. Bizim bugün bu akşamki görevimiz işte bu. Yani NATO'nun perde arkası dedikleri şeyin altında yatan buydu. Eğer biz bunları çok daha fazla dillendirebilirsek sanırım bir gün halkımız da daha gerçekleri daha çıplaklığıyla anlayacaktır. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı buna? Çok kısa bir yanıt alayım size. Çünkü farklı bir çerçeve çizdi Sayın Ömer Suaalı'dan. Yani olayın aslında sadece Türkiye'ye yönelik bir hakaret amacı gütmediğini, sizin de demin belirttiğiniz gibi bir üst aklın bir projesi şekline geldiğini söyledi. Fatih Bey, ondan şüpheniz var. Yani şimdi Ömer Bey gayet net bir şekilde açıkladı. Yani o bir operasyon.
burada şuna bakmak lazım. Eğer bu iktidar samimiyse, az önce söylediğim gibi samimiyse, o çok doğru. Bu araştırmayla yani, çünkü afaki konuşmayalım. Yani verilen yüzlerce rapor var. Ve bu konuda orada NATO istihbaratında çalışmış, bu toplantılara katılmış çok üst düzeyde yetkililerimiz var. Onlar emir komuta zincirinde dışarı açılamıyorlar çünkü askeri disiplin içerisinde. Ama raporları var. Şimdi bu raporlar ortaya çıkarsa bilinir ki bir sürü gerçekler ortaya çıkacaktır. Nedir mesela? Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve siyasetçi geçmişte özellikle Amerika, İngiltere, İsrail ve Batı istihbaratlarının, Batı ülkelerinin kendi menfaatleri doğrultusunda enerji savaşları, ekonomik savaşlarda ve enformasyon savaşlarında Türkiye'nin menfaatleriyle çatıştığı için onu gören o günkü yetkililer pasif savunmadan aktif savunmaya geçtiler. Aktif savunmaya geçer geçmez de özellikle havza ve bölge boyutunda istihbarat altyapılarını geliştirerek NATO'nun dışında, o ülkelerin istihbaratlarının dışında kendi altyapılarını oluşturdular. Süleymaniye'deki çuval geçirme olayı bunun çöküşü anlamında. Çok büyük bir olay, büyük operasyon. O günkü siyasi zihniyet ve o günkü güvenlik zihniyeti buna müdahale etmesiyle de edemedi. Bunların mecliste soruşturulması gerekirdi. Araştırılması gerekirdi. Çünkü oradaki arşiv aslında Türk siyasetinin ve Türk güvenlik güçlerinin bunu çok önceden fark ederek bunu büyük gizlilik içerisinde kendi lehine döndürme çabasıydı. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri doğranmaya başladı. Hepsi peş peşe geldi. Evet. Orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de siyaseti elinden bırakmak istemeyen bazı üst düzey yetkililerin falan bir sürü şeyler var. Çok uzun şeyler bunlar. Tamam. Ve öyle bir noktaya getirildi ki bugün Türkiye bütün kurumsal altyapıları içi boşaltılmış vaziyette. Her şeyin içi boşaltılmış. Bir taraftan bir takım çöküntüler varken bir taraftan da bakıyorsun çok olumlu şeyler gelişiyor. Yani bir taraftan bir karamsarlık, ne olacak korkusu ve paniği varken mesela olumlu şey ne gelişiyor dediğiniz zaman 1980 öncesi sağ sol din eksenli çatışmadan dolayı birbirine karşı sokakta görse birbirini boğazlayacak insanlar geçmişlerini sorgularken aslında nasıl kullanıldıklarını, ülke ve millet menfaatinde aslında hepsinin ortak hedefinin, ortak şeyinin ülkenin adaletli bir şekilde yönetilmesinden, dürüst bir şekilde yönetilmesinden, özgür ve bağımsız bir şekilde yönetilmesinden, gelir dağılımındaki adaletli bir şekilde yönetilmesinden yana olduklarını ve bunu emperyal güçler tarafından kullandıkları siyasetler elinden gasp edildiğini görmeye başladılar. Bugün sağcısı da, solcusu da, dincisi de kullanılan kavramların içinin aşıp boşaltıldığını, hala boşaltılmaya nasıl devam ettiğini. Çünkü boşaltılan kavramlar dediğiniz nedir? Bu milletin asırlardan beri gelen vazgeçilmezleri nedir? Adalet duygusu, inanç duygusu, bağımsızlık ve özgürlük duygusu, öyle değil mi? Evet. Bunların hepsinin içi boşaltıldı mı? Evet. Şimdi 100 sene önce kendisi ve arkadaşlarıyla beraber Cumhuriyeti kuran bizim atamız Atatürk'ün içi boşaltılmaya çalışılıyor. Yıllarca laikler ve Atatürkçüler bunu Atatürk'ün kimliğini kullanmak isteyen boşaltamadılar. Onu heykelleştirdiler. Şimdi de bütün dincisi de şucusu bucusu buna sarılıyorlar. Evet. Bu da büyük bir tehlike olarak önümüze çıkıyor. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Sayın Vartu Soral, siz Birleşmiş Milletler'de çalıştınız. Aslında Batı'nın sorgulama mantığını, Batı'nın bizim ülkeye bakış açısını, bakış değerlerini, materyallerini niye siz bilirsiniz? Şimdi bu olay Sayın Ömer Suhaldan'ın dediği gibi bir olaysa ki çok acı bir olay bu. Eğer böyleyse yani Türkiye'ye yönelik bir saldırıdan çok Türkiye'ye yönelik bir provokasyon ya da bir yönlendirme, bir biçimlendirme girişimi olarak da algılamak NATO'nun bu girişimini mümkün. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ü aynı potaya koymak bir algı yönetimi mi bizim için? Yeni bir Batı'dan bizi sirkülasyon edecek, bizi şoka düşürecek, bizi şaşırtacak bir olay mı? Yoksa
NATO'lu mu yapıyor? Devam mı ediyor yani bu işe? Ben şöyle bakmak istiyorum. İlk önce Birleşmiş Milletler'deki yöneticilik tecrübemle sadece şuna değineyim. Buralara göreve personel getirirken çok ciddi bir güvenlik soruşturmasından geçirilir ve ondan sonra burada görev verilir. Bu tip organizasyonlarda yani toplantılarda yanlışlıkla seçtim falan gibi bir şeyi genelde görmek çok nadirdir. Biz görmedik, duymadık hiç böyle bir şey. Yani yanlışlık oldu veya bir ara şey dendi, PKK'ya yakın Kürtçü gruplar içinden sızmış olan personel yaptı bunu dendi. O da bana çok gerçekçi yani gelmedi. Fakat benim esas bakmak istediğim şey şu, biz bu NATO ve benzeri organizasyonlar, biz bu işe 1952'lerde Marshall yardımıyla Türkiye'de tarımı, sütü bir kenara bırakıp süt tozu kullanarak başladık. Yani bugün NATO'yu sorgulayalım derken ben şahsen NATO'dan çıkalım hemen anlamında bir şeyi vurgulamaktan öte bu 1950'den sonra bağlandığımız Atlantik sisteminden Türkiye neler elde etti, ne zararlar gördü bunu tartışalım, bunu sorgulayalım istiyorum. Çünkü bizim üye olduğumuz NATO dediğimiz organizasyon 1991'deki 36. paralelin uçuşa yasak bölge ilanından itibaren Kürdistan'ın kurulması, yani Barzani'nin Kuzey Irak'taki o Kürdistan embriyosunun başlatılması, o bölgede PKK'nın desteklenmesinden tutun, yani bu örneklerden bakanımızın belirttiği Süleymaniye'deki çuval geçirme olayına kadar NATO ve NATO'yu kontrol eden ABD ile bu stratejik ittifakın ne olduğunu sorgulamakta fayda var. Türkiye'ye iktisadi olarak ne verdiğini, Türkiye'nin hatta beka sorunuyla ilgili örneğin bugün açık açık PYD'ye, yani Suriye'deki PKK'ya silah veren bir ABD, NATO'yu kontrol eden bir ABD. Şimdi yani NATO'dan çıkalım derken biz Türkiye olarak kendi milli kalkınma programımızı uygulayabilecek miyiz? Yoksa bu Batı kurumlarına biraz hayranlık, çokça bağımlılıkla, bunun içinde IMF var, Dünya Bankası'ndan gelen politikalar var, projeler var, NATO var. Bugün şimdi yine geldiğimizde Zarrab davası var. Türkiye'nin kendi çıkarları doğrultusunda dengeli bir işbirliği kurması gerekiyor mu? Yoksa biz hala bu 1950'de saplandığımız bu Batı hayranlığıyla, oradan gelecek politikalarla, onların bizi yönlendirmesiyle Türkiye'de bir kalkınmaya ulaşmayı bekliyor muyuz? Esasen ben bu olaydan, bu olayı fırsat olarak kullanarak bunları sorgulayalım istiyorum daha çok. Yani çünkü bugün geldiğimiz yerde, noktada vaziyetimiz şu. Bizim her yıl 205 milyar dolar bulmamız lazım. Türkiye'de şirketlerde, hane halkı da çok borçlu. Buna karşılık 2002'den beridir bu sürdürdüğümüz aşırı borçlanma, yurt dışından gelen finansman sayesinde bankaların borçlanıp hane halklarına, şirketlere borç vermesinin sonucunda ne yazık ki biz Türkiye'de bir milli kalkınma, millisini de yani söylemeyelim, bazılarını irite ediyor nedense, ama bir tarımsal kalkınmayı planladık mı? Bir sanayi
planlamasını yaptık mı? Bu planlı kalkınmayla eş güdüm olarak eğitim sistemimizi geliştirebildik mi? Ve bir ulaşım ağını plan doğrultusunda ortaya koyabildik mi? Yani A bölgesinde şu fabrikalar kurulacak. O A bölgesinden şu ülkelere ihracat yapılacak. Bunu da en ucuz navlun olarak tren yolu veya deniz yollarımızla veya karayoluyla yapmamız lazım. O zaman bu plan doğrultusunda bu yatırımları yapalım demedik. Ne dedik? Biz ithal edelim. Biz borçlanalım. Hane halkımız, vatandaşımız aldığı borçla ithal mallarını kullansın. Böylece o ithal mallarını üreten ülkelerdeki işsizlik düşsün ama bizdeki düşmesin. Tamam mı? Biz bu aldığımız dış borçla yol yapalım, köprü yapalım, bir de inşaat yapalım. Bunlar altyapı yatırımı olarak ülkelerin yapmak zorunda olduğu şeylerdir ama bunu şöyle söylerim hep ben. Bir bünye dengeli beslenmek mecburiyetinde. Yani süt bir altyapı yatırımı olarak bakılırsa faydalıdır. Ama sadece sütle vücut yaşamaz. Yani sadece altyapı yatırımıyla, inşaatla, yolla, köprüyle bir ülke kalkınamaz. Niçin derseniz, çünkü bunlar tek atımlık yatırımlardır. Fabrika yatırımı yaparsanız fabrika her sene üretir. Ürettikçe ihraç edersiniz. Ama yollar üretmez. İnşaatlar, küçük küçük evler üretmez. Bir defalıktır. Yaparsınız. İşte onun için Türkiye ithalatla ve bu tip tek atımlık yatırımlarla büyümeyi seçtiği için ne yazık ki Türkiye istihdamda ki işsizlik sorununu çözememiştir. Şimdi buraya kadar getirip bitireceğim. Ama tekrar ediyorum, unutmayın ki biz 1950'lerde Marshall yardımıyla birlikte bu Batı emperyalizmini stratejik ortak olarak aldık kendimize ama bundan görünen o ki ekonomide bir fayda görmedik. Ülkenin beka sorunu olarak PKK sorununda bir fayda görmedik. Tam tersi, onlar PKK'yı destekler, terör örgütlerini destekler. Baktığımızda NATO'nun silahları, bakanımız bunu daha iyi orada çıkıyor, söyleyecektir, PKK'dan çıkıyor. E şimdi yani ve bunu tartışınca Türk aydını, entelijansiyası, merkez medyası müthiş bir korkuya kapılıyor. Kolay mı NATO'dan çıkmak falan? Evet. Yani siz bir ülkesiniz, bir devletsiniz. Burayı da Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Harbi ile kurmuş. 1930-35'te dünyanın örnek büyüme, örnek kalkınma modelini geliştirmiş ve uygulamış ve başarmış. Bunu ben Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'ndeki tecrübemle söylüyorum. Dünya çapında diyorum. Tamam. Yani neyi yapamayacağım? Nedir bizdeki bu tutsaklık? Nedir bizdeki bu beyinlerin Batı hayranlığı, konuşamaması bile, tartışmaya bile girmek istememesi? Yani bence bu günleri fırsat bilip keşke Türkiye bunları tartışabilse, konuşabilse, keşke muhalefet partileri bu konularda sanayi kalkınması, tarım, planlı tarım kalkınmasıyla ilgili projelerini ortaya koysa, bununla ilgili yurt dışındaki bağlantılar, mesela unuttuğumuz bir Çin var. 4 trilyon dolar mevduat var. Mevduat var 4 trilyon dolar. Çünkü dış ticaret fazlası çok fazla. Dolar birikti. Dedi ki, o da İpek Yolu projesi başlatıyorum. 64 ülkeyi kapsıyor. Demiryolu ağlarıyla bir ticaret ağı öreceğim. Fabrikalar kuracağım. Proje bekliyorum. Yani gelip benden para istemeyin ama deyin ki bana, planım bu, benim kalkınma planım bu, tarımdaki planım bu. Örneğin Doğu ve Güneydoğu
Anadolu deyince şunu mesela söylemekte fayda var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ekonomik kalkınmayla ilgili proje koymayan, kırsal kalkınmayla ilgili, tarımsal kalkınmayla ilgili plan koymayan hiçbir parti o bölgenin insanını, Kürtleri savunmuyordur. Yani Kürt halkına o bölgedeki oturan Türk, Ara, yani Türk üst kimliğinde, alt kimlikte Arap, Kürt neyse, o bölgede oturan insanın sorunu işsizlik. Sorunu, ben size çok basit bir şeye vereceğim hemen. 2015'te kişi başı İstanbul'un ithalatı 15 bin dolar. Kişi başı yıllık ithalatı. Hakkari'nin 36 dolar. Şimdi siz Hakkari'de fabrika kurmadıkça, orada fabrikayı kurarken yolları ve aramalı ara eleman yetiştiren eğitim yerlerini kurmadıkça özel sektöre ne kadar teşvik veriyorum, git oraya fabrika kur derseniz deyin, dedik, gitmez. Elemanı yok. Yol yok. NATO bizim kalkınmamıza, büyümemize ya da Türkiye'nin kendini geliştirmesine, askeri bir anlaşma olmasına rağmen, askeri bir konsey olmasına rağmen engel mi? Tekrar ediyorum lütfen. NATO derken ben o zihniyetten bahsediyorum. NATO'nun ekonomiyle hiçbir ilgisi yok. Ama Dünya Bankası'nın, IMF'nin var. Doğru. O zihniyetin var. Ben diyorum ki bu zihniyet Türkiye'ye kalkınmayı getirmez. Atatürk'ün buna benzer söylediği bir laf var. Bugünlerde her şeyi batıdan bekleyen bir takım fikirler doğdu. Hangi akıl bunu bekleyebilir ki batı bize kalkınmayı getirsin? Ben size sormayayım ama iktisatçı olarak ben söyleyeyim bunu. Hangi ülke var IMF'nin programıyla kalkınmış? Bunu söylerken biz tamam IMF ile işte şeyi, anlaşmayı bitirdik. Tamam ama aynı politikayı uyguluyoruz. Bu politika, hele Türkiye'nin 2002'den sonra dışarıdan giren dövizle borçlanarak ithalata dayalı politikasıyla Türkiye'nin kalkınması mümkün değil, nokta. Dış ticaret açığı veren bir ülkenin dünyada kalkındığı görülmemiş, nokta. Bu dış ticaret açığını kapatmak zorundayız. Başka çare yok. Yapamazsanız o zaman sizi yavaş yavaş yurt dışında bağımlı olduğunuz, 205 milyar dolar bulmak zorunda olduğunuz mahviller sizin siyasilerinizi de değiştirmeye kalkarlar. Sizin muhalefet partilerinizde görev almak için ben hazırım diye el kaldırma stratejisini uygulayabilir. Bilmem anlatabildim. Bu çok açık bir olay. Evet, gayet net anladım. Teşekkür ederim. Tam da bir ara vereceğiz. Ona da denk geldi. Bu arada Sayın Milletvekilime Rıza Zarap'la ilgili önemli anlatacakları var. Bizi bilgilendireceğini biliyorum. Önemli şeyler var. Şimdi Rıza Zarap olayını Sayın Bakan söyledi, çok önemsememek gerekir dedi ama bence Türkiye'nin özellikle son dönemde uluslararası boyutta karşılaştığı en büyük kriz. Ve bu kriz sadece Türkiye'nin dış politikasını, uluslararası ilişkilerini değil, Türkiye'nin iç güvenliğini ve iç siyaset dengelerini de ilgilendiriyor. Bu kriz hem Türkiye'yi yurt dışında zor duruma sokar, hem ülkede iç siyasette zor bir aşmaza sürükleyip belki de iktidar değişikliğine yol açar. Az sonra dikkatle izleyeceğiz Sayın Ömer Sualdan'ı ve diğer konuklarımı. Bizden ayrılmayın.